Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de kemiği anlatacağız. Evladım, hocam herkese kemik atanlar var ya. Doğru evladım, bir şey mi bu? Evladım gökten e, şey olsa kemik yağardı diye bir şey vardı hatırlıyor musun? Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı Çok diye bir şey Çok güzel bir dua hocam. Evet gerçekten. Köpekler dua edebilir mi evladım sence? Bence edemezler. Akılları yok hocam. Evladım bak kemiğin yapısını çok iyi bilmek zorundasın. Sen zaten hani görmüşsündür köpeklerin ağzında böyle kemiklerle dolaşırlar ya. Evet hocam. Bunun içinde ne var acaba? Hiç inceledin mi sen bunu? Köpek maması var hocam. Ben açtım baktım içine köpek maması koymuşlar. Ha, o yüzden çok seviyorlar köpekler. Tabii hocam. Yoksa Saçmalama evladım. Köpekler etçil hayvanlar. Dolayısıyla böyle e, ısırmayı çok seviyorlar. Dolayısıyla kemiği ısırıp böyle katı tut tut yemeği ve kök, dişleri de çok kuvvetli olduğu için çok seviyorlar. Dolayısıyla kemiğin yapısına bir inceleyelim ama bak kemiğin en dışında en dışında bak böyle gri ile gösterdiğim şey kemik zarı dediğimiz kemiği kemiğin en dış katmanı diyebiliriz. Kemiğin e, en dış katmanının altında sert kemik dokusu var. Yani şu en dış katmanı kemik zarının altında bir de sert kemik dokusu var. İşte kemiğe sertliğini veren asıl doku. Bunun içinde ise kemiğin uç noktalarına doğru süngerimsi kemik doku var. Bak bu süngerimsi kemik doku içi boşluk boşluk olacak şekilde e, kemiğin daha yumuşak kısmını oluşturuyor. Sert kemik doku altında süngerimsi kemik doku ve kemiklerin birbirlerine dokundukları yerde. Mesela şurada bir kemiğim var şurada başka bir kemiğim var tamam mı? Şurada tarak kemiğim var burada parmak kemiğim var. Birbirlerin dokundukları yerlerde yani eklem yerlerinde kıkırdaklar var tomuş Bu kıkırdaklar da aslında kemikler birbirlerine sürekli dokunurlarken sürtünme var ya evet. sürtünmeyi azaltan şeyler. Sürtünmeyi azaltan değişik bir yumuşak bir kemik çeşidi diyebilirsin. Ardından süngerimsi kemik dokunun da altında yani kemiğin tam ortasında hem kırmızı kemik iliği var gördüğün gibi hem de onun ortasında da sarı kemik iliği var. O Bunlar zaman mı hocam sarı kırmızı <laughs> Fenerbahçe. Hayır evladım kan kandan dolayı kırmızı yoksa e, bir taraftar değil takım tutmuyor öyle pardon. bir şey yok. Şimdi o zaman ne diyoruz? Kemiğin yapısında en dışarıda kemik zarı, en dış. Ardından sert kemik dokusu. Onun içinde süngerimsi kemik doku. Onun içinde kırmızı kemik iliği, onun içinde de sarı kemik iliği var. Kemiği kırsan sarı kırmızı. Kıkırdaklarsa sadece uç noktalarda bizi e, sürtünmeye karşı korumaya yarayan zımbırtılar. Ve kemiğin yapısında ne işe yaradığını hemen söyleyeyim. Kırmızı kemik iliği Kan hücrelerini üretir Tonguç. Kan hücresi üretir. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Kırmızı kemikliği kan hücresi üretti. Peki evladım ee, sarı kemikliği ne yapar? Hemen sana söyleyeyim. Sarı kemikliği de e, ak yuvar hücresi üretir. Şimdi ak yuvar hücresi dediğimiz şey sarı kemikliğinin sarı, sarı olmasının sebebi yağ e, hücreleriyle dolu olması. Ve... E, ak yuvar hücresi de bir çeşit kan hücresi. Yani kemik yeri deyince aklımıza kan hücresi üretir. Kan hücreleri burada hangileri peki diyeceksin? Al yuvar, al yuvar, e, ak yuvar, e, ve kan pulcukları. Ve kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlayan şeyler. Hepsi burada üretiyor tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. Evet kırmızı ve ke sarı kemik o zaman kan hücresi üretme çok enteresan değil mi? Demek ki kanın kemiklerde oluşuyormuş. Çok ilginç. Ben kanı kalp yapıyor ya da ciğerlerimiz yapıyor ya da damarlarımız yapıyor ya da bağırsaklarımız yapıyor. Ve sanırım. burada da bir sürü damar var aslında kemik yediklerinin içinde. Allah Allah. Kemin içinde damar var mıdır? İnsanın aklına yoktur gibi geliyor. Yoktur. Değil mi? Halbuki bir sürü damar. Hatta kemiğin kırılırsa veya işte kansız olursan ne verler ne biliyor musun? Kemik suyu çorbası iç derler sana. Aa. Anlaştık mı? Şimdi çeşit çeşit kemiğe bakalım. Vücudumuzda üç çeşit kemik var Tonguç. Kısa, yassı ve uzun kemikler olmak üzere 3'e ayrılıyor. Kısa ve uzun zaten anlayabiliriz hocam, ama. Hocam bir, bir, bir bilgi vermek istiyorum. Evet, Dilin canım. kemiği yok hocam. Dilin kemiği yok tebrik ediyorum. O yüzden her söylediğine dikkat etmelisin. Ha onun için mi söylemişsin? Evet canım. Hocam. Ben de biyoloji dersine söylemişsam. Kısa kemiklerde mesela parmaklarımızdaki kemikler burada da gördüğünüz gibi tarak kemiklerimiz bunların hepsi kısa kemiklerin içine girer. Ee, bilek kemikleri bilekte kaç tane kemik var biliyor musun Tonguç? 83 tane hocam. Hayır, üç yar devlet Yaklaşık 8 tane 9 tane kemik var Tonguç burada ve şu hareketlerin hepsini yapabilmemizi hocam, sağlıyor. Yani Ya bak şöyle şöyle şöyle. Hocam. Şöyle şöyle şöyle. Biliyor musun enteresan bir şey değil mi? Hocam. Bunu yapıyorum. Ondan sonra bunu hocam, yaptım. Hocam yapmayın hocam. Böyle her şeyi yapmamı sağlıyor. Anlaştık mı? Hocam. Dolayısıyla bu kısa kemikler çok önemli. Yassı kemiklerse şimdi kafamı göstermeyeceğim ama kafatasımızdaki <laughs> kemikler Tonguç kafatasımızda yuvarlak yuvarlak kemikler var ve beynimizi koruyor. Tonguç kask takmazsan ne olur biliyor musun motosiklette giderken? Ne oldu benim işte hocam kafam kasksız bindim motosiklet evet. ondan sonra böyle oldum hocam. O yüzden düşersen Allah korusun ölme riskin yüzde beş artıyor. Dolayısıyla aynı şekilde biz eğer beynimiz açıkta olsaydı kafatasımızdaki yassı kemikler olmasaydı beynimizi bir yere çarptığımız anda mortanzi olabilirdik. Mortanzi, Çünkü Allah beyin en önemli organımız yönetim birimi. Yönetimi iyi korumasın. Nasıl cumhurbaşkanlarını, başbakanları çok iyi koruyorlar. Aynı onun gibi biz de yassı kemiklerle kafatasımızda mortanzi koruyoruz. Mortanziyi nasıl bilirdiniz? Kafatası kemikleri. Kaburga kemikleri de yassı. Kalbimizi korumak için kayıyor kaburga kemikleri. Göğüs Onun kafesi almış. Göğüs kafesi harika. Omurga kemikleri de yassı kemiklerin içine giriyor diyebiliriz. Uzun kemiklerde de artık kol kemiği bak buradaki Ocağım. kol kemikleri. Ondan sonra bacağımı çıkarmıyorum şimdi üstüne. <laughs> Bacak kemiği falan filan. Ee, ön kol kemiği. Öyle senin eee pati oluyor ben hocam? <laughs> Benim kollarıma pati Sen de patiyor. Evet evet pati var doğru. Ön kolu baldır kemiği. Ba, e, baldır kemiği de dediğimiz kalça kemiği. Şurası. Var. Bacağımızın üst tarafı baldır ha, kemiği. Evet. Hani futbolcu baldırından sakatlandı Allah falan. Allah korusun. Dirsek kemiği. Dirsek kemiği de işte işte falan filan kolumuzdaki. <laughs> Eklemlere baktığımızda ise eklemler üçe ayrılıyor. Oynar. Ne güzel bak oynuyor güzel şekilde. Yarı oynar. Böyle oturarak oynuyor, böyle şey yapıyor. Oynamaz eklemse duruyor kardeşim. Ağır abi. Böyle bir yere gittiği zaman böyle partiler Dünlerle falan. Abi. Oynamıyor böyle. Sadece oturup masadan böyle kızlara bakıyor, kesiyor Saçma falan. Sapan bir insan. Ha ne ana kız var şimdi? Oynar eklemlerde, oynar eklemler deyince aklımıza ne gelsin biliyor musun? Çok basit abicim. Eee hemen sana göstereyim buradan. Bak oynamaz eklemler kafatasımız mı? Kafatasımız oynar mı abi Allah aşkına? Öyle bir şey yok Benim değil mi? Benim bir arkadaşım kulaklarını hareket ettiriyor hocam. O, o başka bir şey. Hı. Kafatasının kemiklerini oynatabilir Bir arkadaşım burnunu hareket ettiriyor hocam. Hayır o kafatası diyor. Bir diyorum. arkadaşım da kuyruğunu hareket ya, ettiriyor hocam. Rahatsız mısın? Kuyruğun var arkadaşlar. Sen... Kuyruğu var hocam. Ya, hayvan mısın evlat? Tevbe yarabbim. Hayır ama hayvanlarla evet. da arkadaşlık kurmalıyız. Ha, ya. doğru söylüyorsun. Yara oynar eklemlerde ise e, mesela kabur, kaburga diyorum ya. E, Mesela hangisini örnek verebiliriz? Boyun. Ha, omurilik, omurilik. Omurilik bak tam dönem arkana tam dönebilir misin? Hiçbir arkadaşının kafasını tam böyle arkaya döndürdüğünü gördün mü? Robocop. Abi mi? şeytan olması gerekiyor. Cin falan <laughs> olması gerekiyor. Yani. Arkasını kamp, tam, tam Dolayısıyla bunlar yarı oyna reklamlar. Tam dönemiyorlar. Hocam ah tutsun. Evladım dur ya. Allah Allah. Rahatsız mısın? oynar reklamlar. Bir tarafını kıracaksın bak. Dikkat et. Oyna reklamlar ise mesela şu reklam oyna reklam Tomuş. Bak tamamen oynuyor sonuna kadar hareket ettirebiliyorum. Mesela bu eklemlerin hepsi oynar hocam eklemler. Parmaklar yani. görüyor musunuz? Nasıl hareket ediyor? Evet, mükemmel ha, hocam. dolayısıyla bunlar oynar eklemler ama işte e, omurilik yarı oynar eklemin içine giriyor. Oynamaz eklemle kafatası artık hareket ettirir. Omurilik ettirmiyor. soğanı acı mıdır hocam? Evet acıdır tabii canım. Elams rahatsız mısın? Ne acısı? O yenir mi? Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç yanmıyorsun evladım. E, Tonguç konuda video, video mu Devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada.